panelin de başından anlayacağınız gibi işbirliklerini yerel yönetimler ve sosyal girişimler ekseninde ele alıyor olacağız bugün. Eğer bu bağlamda işbirliği öneriniz var ise chat bölümünde daha da interaktif kılmak için isim, soyad, kurum bilgisi ve iletişim bilginizi ve son olarak da işbirliği önerinizi lütfen yazmaktan çekinmeyin. Bunu tüm panel boyunca yapabilirsiniz. Fiziksel bir ortamda olmasak da networking'i en efektif şekilde ilerletmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca panel sırasında sorularınız da olursa lütfen chat bölümüne bunları yazabilirsiniz. Hem ben hem de ekip arkadaşlarım bu soruları topluyor olacağız ve panel sonunda kısa bir bölümümüz olacak. Vakit kaldıkça daha genel soruları panelistlerimize yöneltmeye çalışacağız. Teknik bilgiler sanırım bu kadar. Merve'cim atladığım bir şey var mı? Merve kafa sallıyor, tamamdır. Teşekkürler. Şimdi panelimize başlayabiliriz. Sosyal girişim ve yerel yönetim işbirliği örnekleri, yerel yönetim ile işbirliği geliştirenler panelimize yeniden hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi TSGA olarak uzun süredir organik olarak bağlantıları kurulan, sarılan bir sosyal girişimcilik ağını sistematize etmek ve büyütmek için çalışıyoruz. Bu ağın içinde yerel yönetimler, sosyal girişimciler, sosyal dayanışma platformları, özel sektör, akademisyenler gibi birçok şu an sayamadığım alanda uzman bulunuyor aslında. Bu uzmanlar ve kurumlar arasında işbirliklerinde geliştirebilecek alanları belirlemek, işbirliklerini oluşturarak kazan-kazan ilişkileri nasıl oluşturulur, bunları inceliyoruz. Yerel yönetim ve sosyal girişim işbirlikleri de potansiyelin aslında çok güçlü olduğu ancak hala örnekleri sayılı olan bir alan. Örnekler sayılı olsa da bu işbirliği formatının gelişmesi için etkili çalışma modelleri, örnekleri de ortaya çıkmış durumda. Ben kısaca birkaç tane örnek vermek istiyorum bu çalışma modelleri ne olabilir diye. Çözüm ortaklığı geliştirmek, yenilikçi işbirliği modeli kurgulamak ve yeni kaynak yaratmak. Ürün hizmet satın alma, mevcut ürün ve hizmet kalemlerinde sosyal girişimcilere öncelik verilmesi. Hedef kitleye odaklı işbirliği yapılması. Açık çağrılar aracılığıyla iş modelleri kurgulanması, aracı mekanizmalarla işbirliği geliştirmek, yani bir merkez kurma ve onun aracılığıyla işbirliğini pekiştirme gibi bazı çalışma modelleri mevcut. Tabii bu modellere bu şu an istediklerime birçokları da eklenebilir. Burada bizim gözlemlediğimiz kadarıyla önemli olan perspektifi ve çalışma dinamikleri farklı olan iki grubun birbirini dinlemesi ve ortak bir paydada buluşabilmesi. Ancak bence bu işi bizzat geliştirmiş kişiler ve kurumlardan nasıl bu işbirliklerini artırabileceğimizi, fırsatları hali hazırda geliştirilmiş iyi örnek senaryolarını deneyimlerden yararlanarak masaya yatırmak bence bizim için şu noktada en iyisi. O yüzden ben bugünkü konuklarımıza geçmek istiyorum. Bugün aramızda 5 tane çok değerli konuğumuz var. İlk olarak Aysel Ekici, Moringa Antep kurucularından. Ökkeş Kavak, Nurdağ Belediye Başkanı. Necati Aykanat, Beylikdüzü Gıda Bankası Direktörü. Berat İnci, Fazla Gıda ve Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. İnan İzci, Argüden Yönetişim Akademisi Partneri. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkürler bugün vakit ayırdığınız için ve bizimle deneyimlerinizi paylaşacağınız için. Şimdi bugün burada iki tane farklı işbirliği örneğimiz var. Moringa Antep ve Nurdağ Belediyesi bir tanesi, diğeri de Gıda Kurtarma Derneği ve Beylikdüzü Belediyesi arasındaki. Bu işbirliklerine geçmeden önce ben İnan Bey'e ilk olarak sözü vermek istiyorum. Kendisi hem sosyal girişimcileri yakından tanıyor hem de belediyelerle yakın oldukça fazla çalışmaları var. O nedenle konuya girizgah yapmak İnan Bey'le çok doğru olacaktır. İnan Bey'e yeniden hoş geldiniz. İlk olarak bize biraz kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? İnanıcı kimdir, ne yapar? Çok kısaca geçeyim. Öncelikle herkese merhaba. Çok değerli bir çalışma bu. Katkısı olan herkese teşekkürler gerçekten. Eğitim alanım ekonomik ve sosyal politika. Londra Üniversitesi'nde okudum lisansı. Yüksekte de Avrupa Birliği kamu politikaları üzerine master yaptım. Şu anda da doktora jüri düzeyinde diyelim. İstanbul İl Özel İdaresi'nde Sarıyer Belediyesi toplamda 6 yıl çalıştım. Hem yerel kalkınma ile ilgili çalıştım. İşte Türkiye'deki ilk İlçe düzeyindeki kalkınma planı, katılımcı kalkınma planını Sarıyer'de yaptık. Sarıyer Kalkınma Eylem Planı. İçinde oldukça fazla sayıda da aslında örnek var, bakılabilir. Bunun dışında sürdürülebilirlik ve iyi yönetim alanlarında çalışmalar yürüttüm. Şu anda da Argüden Yaşam Akademisi'nde yönetim alanında çalışıyorum. Sürdürülebilir kalkınma alanında çalışıyorum. Bu kısmı hızlıca geçeyim aslında. Ben biraz daha
Sizin bu bölümde oturttuğunuz kısımla ilgili biraz mevzuatla gerçeklik ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Yani biraz daha bağlamı oturtmak anlamında. Şimdi genelde belediyeler Türkiye'de birer hizmet birimi olarak algılanıyor. Biraz da siyaset ayağı var. Fakat aslında bu bir dönüşüme uğradı. Mevzuat 15 yıl önce dönüştüğünde belediye mevzuatı şunu açıkça söylüyor. Diyor ki belediyelerin temelde iki tane işlevi var. Birincisi kentsel gelişimi sağlamak, ikincisi yaşam kalitesini arttırmak. Yani bütün yapmış olduğu faaliyetler bu iki temel amaca hizmet etmek durumunda. İkincisi mevzuatın içerisinde şöyle bir şey var. Kanun şunu açıkça söylüyor ki belediyeler yerelde ekonomik, ticari ve mesleki eğitim konusunda faaliyetler yürütür. Üçüncüsü gibi bence çok önemli, direkt sosyal girişimcilik alanını ilgilendiren bir konu. Belediyeler, yani belediye meclisleri üzerinden mahalli müşterek alanda neredeyse her konuda, merkezi idareye verilmemiş her konuda faaliyet yürütebilir. Yani belediye meclislerinin aslında eli bu noktada çok güçlü. Son olarak da kent konseyleri, belediye kanunu içerisinde bu var. Kent konseyleri temel amacı kentlerde sürdürülebilir kalkınmayı hayata geçirmek. Bu noktada meclisi ve aslında etkilemek ve faaliyetler yürütmek. Bu noktada birçok alanda bu uygun. Peki uygulamadaki mesele ne? Aslında uygulamadaki temel mesele Türkiye'deki genel siyasal, ekonomik ve kültürel gelişimimizde orantılı olarak ilerliyor. Genelde belediye başkanı çok güçlü bir figür. Yani sistem bunun üzerine kurulmuş. Güçlü başkan mı diyor? New York'ta böyle. Başkan veya yöneticilerle kurulan ilişkiler üzerinden gelişiyor. Fakat iki tarafta da genelde şöyle bir eksiklik, deneyimden edindiği bir eksiklik. Yanlış anlamıyor. Belki bunun zıttı olan birden çok örnek olabilir. Belediye başkanları da yönetimleri de bu alanda proje geliştiren aktörler de genelde belediyelerin birer kalkınma lideri olduğunu, yerelde bir kalkınma liderliği rolü olduğunu kaçırıyor. Şimdi bu mevzuatta bunun en güzel örneği stratejik planlara bakmamız lazım. Stratejik planlar açıkça bu amaç için hazırlanması gerekiyor. Biliyorum biraz kuru, böyle dry dedikleri kuru konu ama bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Şimdi gelelim diğer kısma. Diğer kısımda da aslında şunu görüyoruz. Belediye başkanları ve yönetimlerinin aslında bir takım motivasyonları var. Bunları etkilemek gerekiyor sosyal girişimler açısından. Yani belediye arası bir rekabet vardır. Başkanın yeniden seçilme motivasyonu vardır. İdari alanda çalışan müdürlüklerin kendi işlerini daha iyi yapmak gibi meseleleri vardır. Öbür taraftan da sosyal girişim perspektifinden baktığımızda şunu söyleyebiliriz mesela. Bugün birçok bütçe kaleminde sizin de söylediğiniz gibi Ayşe Hanım, sosyal yardım ve hizmetler var. Özellikle kadınlar, genç, işsizler, engelliler gibi. Mesela bu sosyal grupların kuracağı kooperatifler üzerinden bir takım çalışmalar yapılabilir. Daha spesifik hale getirelim. Belediyelerin çoğu zaman elinde gayrimenkuller vardır, taşınmaz malları vardır. Buralarda satış noktaları kurulabilir. Buralarda girişim için birer hub, ekosistemler inşa edilebilir. Bu noktada da belediye yönetimlerinin aslında hem ikna edilmesi hem doğru iş modelleri ve yaklaşımla erişilmesi gerekiyor. Diyeyim, çok da uzatmayayım. Sanırım birden çok bölüm olacak. Orada da devam ederim. Aynı şekilde evet. Aslında ikinci sorumun belediye kısmını cevaplamış oldunuz. Ben çok kısaca orada bir ekleme de rica edeceğim. Özellikle sosyal girişim perspektifinde belediyelerin bahsettiğiniz belirli fırsat alanları ve bu ihtiyaç alanlarına sizce nasıl katkı sağlayabilirler? Bu konuda biraz yorumlarınızı paylaşabilir misiniz? Tabii. Ya bu konuda aslında bence çok güzel bir örnek İzmir Büyükşehir Belediyesi. Çok bilinen bir mesele süt kuzusu projesi. Herkes aslında bunu biraz çocuklara bedava süt dağıtılması olarak algılanıyor. Fakat aslında biraz detaylı incelediğimizde şunu görüyoruz. 8 tane kırsal kalkınma kooperatifinin desteklenmesi yoluyla şu yapılmış. Kırdan kente göçün önü alınmış İzmir'de. Mesela sayılara baktığımızda demografik olarak bu kayma durmuş. Birincisi bu. İkincisi, buralar uzak alanlar olduğu için buralara yapılacak sosyal yardım bütçesi gibi kalemlerin ortaya çıkmasının önüne geçilmiş. Üçüncüsü de bakarsak aslında bu alanda yeni bir ekonomik değer zinciri oluşmuş. Bunun gibi örnekler veya işte Evreka'nın yapmış olduğu çalışma, yani siz atıklarınızı toplarken kullandığınız iş gücü veya benzin, araç gibi birçok aslında maliyet kalemini azaltmış oluyorsunuz. Yani en başta mesela bu maliyet ve kalkınma
kısmı çok önemli belediye için. İkincisi de yani çok açık bir şekilde dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Yenilikçi yaklaşımlar çok önemli. Yani tasarım temelli yaklaşımlar çok önemli. Bu noktada da bence belediye personeli, yani çalışanları, yöneticileri veya başkanlarının ufuk çizgilerini biraz pratik örneklerle zorlamak lazım gibi geliyor. Bu noktada da mesela bu çok ön planda değil ama kent konseyleri gibi mekanizmalar, mahalle muhtarları bile bu mekanizmalarda birer öncü olabilir. Örnek veriyorum, mahallenizde kadınlarla veya genç işsizlerle iş yapmak istiyorsunuz. Mesela muhtarlar artık bildiğiniz üzere nüfus kağıdı düzenlemiyor. Temel işleri aslında mahalle ölçeğinde müşterek ihtiyaçları gözetme, katılımı sağlamak. İşte mesela mahalle ölçeğinde ekonomik faaliyetler konusunda bu aktörleri de mobilize etmek lazım. Bilemiyorum tam olarak cevaplayabildim mi ama esas itibariyle benim en önemli gördüğüm mesele şu. Sosyal girişimciler açısından baktığımızda belediyelere kendi rollerini biz de daha iyi yapabilirsiniz. Temel göreviniz olan yerel kalkınmayı ve yaşam kalitesi artırma sürecinde biz sizin aslında doğal paydaşınızı hissettirmek ve göstermek gerekiyor. Peki İnan Bey, sizce sosyal girişim ve yerel yönetim işbirliklerini arttırmak için aksiyon olarak neler yapılabilir? Ve bu işbirliklerinde ben de giriş yaptığımda da biraz bahsettim. Siz de aynı şekilde bununla değindiniz. Nasıl bakış açısı ve yaklaşım değişikliğine gidilmesi gerekiyor? Aslında yani hani temelde çoklu bir strateji gerektiriyor. Bence birincisi belediye başkanlarının ilgi alanı olan yerler vardır. Yani Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği gibi birlikler vardır. Buralarda genelde belediye başkanlarının bir ilgi alanı var. İkincisi kesinlikle toplumsal gündemi belirleyen dijital alan başta olmak üzere bunu bir gündem haline getirmek. Bunu bir, bence bu konuda yani sizin içinde olduğunuz ağ çok önemli bir aktör. Toplumsal gündeme getirmek, yani işsizliğin çözümünde, kadınların güçlendirilmesinde, bunun dışında engellerin kendi meselelerini kendilerini çözerek toplumsal bir özne olarak eşit bir şekilde ortaya çıkmalarında bu sosyal ekonomi ayağı ve sosyal girişimcilik ayağı ön plana çıkartılabilir. Üçüncüsü kesinlikle strateji bütçe başkanlığı, yani merkezi idarenin kalkınma ile ilgili ana sorumlusu olan strateji bütçe başkanlığıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı'na dönük bir aslında çalışmada yürütülebilir. Yani kalkınma planına baktığımızda 11. kalkınma planına çok açık bir şekilde orada sosyal girişimler ve sosyal ekonomi bir alan olarak duruyor. Bu gibi vurguları ön plana çıkartmak lazım. Yani bir tarafıyla gerçekten kamu idaresine, siyasetçilere dönük bir çalışma yapmak lazım. Ama öbür taraftan da toplumsal talebi etkilemek gerekiyor. Yani işsizlik, kadınların güçlendirilmesi, engellerin hayata eşit şekilde katılması gibi meselelerde bu sosyal ekonomi ve girişimcilik meselesinin biraz ön plana çıkartılması gerekiyor. Sözün özü farklı aktörlere faydalar anlatılmalı. Bu noktada öncelikli olarak algıyı etkilemek gerektiğini düşünüyorum. En güzeli tabii Türkiye'deki ve yurt dışındaki iyi uygulama örneklerinin ön plana çıkartılması ve bunun Türkiye'deki mevcut mevzuat ve planlarla uyumlu olduğunun altını çizmek. Evet, çok teşekkürler. Şimdi o zaman bu lafın üzerine iyi uygulamalardan ilkine geçelim. Ben Gıda Kurtarma Derneği'nden Berat'a sözü vermek istiyorum. Berat, işbirliğinize geçmeden önce biraz bahsedebilir misin? Gıda Kurtarma Derneği ne yapar burada bilmeyenler için de? Kısaca özetleyeyim. Merhabalar herkese. Öncelikle katılımın bu kadar yoğun olduğu için TSG tarafına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Biz Gıda Kurtarma Derneği olarak yaklaşık 3 yıl önce kurulduk. Bu kurulma aşamasında da gıda israfını ve kayıplarını önemseyen, bu konuda aklını almak isteyen veya hali hazırda alan kişiler olarak bir araya geldiğimiz zaman fark ettik ki aslında Türkiye'de dünyaya göre çok majör problemler, eksiklikler ve yapılması gerekenler var. Bunların üzerine çalıştık ve 3 tane temel problemi ele aldık. Bunun üzerine bu 3 temel problemin çatısına Gıda Kurtarma Derneği'ni koymak istedik. Bu konuda faaliyet göstermek için. Bunlar neydi? Aslında Türkiye'de başta globalde akabinde gıda israfını ve kayıplarını önlemek istiyorsak ve bunları topluma bir şekilde kazandırmak istiyorsak, özellikle de insan tüketimine uygun olan atıklarımız çok fazla, fazla gıdalarımız çok fazla, bunları yine kazandırmak istiyorsak başta bu konudaki farkındalığı arttırmamız gerekiyordu. Çünkü o dönemki çalışmalarımızda hep şunu gördük, gerek halk nezdinde gerek firmalarda
gerekse belediyeler, sivil toplum kuruluşlarında atık dediğimiz şey çok normalleşmiş durumda maalesef Türkiye'de ve bu konuda ciddi bir farkındalık eksikliği vardı. Ne güzel ki benzer döneme denk gelen Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık kampanyası, akabinde bu yıl lansmanı yapılan yine Tarım Orman Bakanlığı'nın gıda antikorun kampanyası gibi kamunun da aslında beraber yürüttüğümüz, destek verdiğimiz çalışmaları bu konuda farkındalığı inanılmaz arttırdı. Birinci faaliyet alanımız bizim için aslında dernek tarafımızda konuyla ilgili farkındalığı arttırmak. İkinci konu yine aslında firmalar bazında baktığınız zaman israf ve kayıp çok büyük ölçüde ve maalesef birçok ürün aslında insan tüketimine uygun olduğu halde çöpe atılıyor, toprağa gömülüyor ve yakılıyor. Türkiye'deki bu oran maalesef ürettiğimiz gıdanın atık oranının değerlendirmemiz %98'i toprağa gömerek ve yakarak oluyor. Yıllık maliyeti artık Türkiye'yi 300 milyar TL'yi aşmış durumda. Yani aslında baktığınız zaman gıda enflasyonu çok konuşuluyor ama nedenlerine indiğimizde çözümler maalesef konuşulamıyor. Bu ürünlerin değerlendirilebilmesi ve ülke ekonomisine kazandırabilmesi için yine baktığınız zaman sivil toplum kapasitesi ön plana çıkıyor. Özellikle de ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere insan tüketimine uygun fazla gıdanın değerlendirilmesi, yani gıda bankacılığı aşamasında. Bu yüzden yine biz de dernek tarafında ikinci misyon olarak sivil toplum kuruluşlarının gıda bankacılığı başta olmak üzere gıda israf ve kayıplarını önlemek için kapasite geliştirme misyonumuzu dernek çatısına ekledik. Bir yine üçüncü misyon, yurt dışı örneklerine baktığımız zaman bu konuda neler yapılmış diye aslında bahsettiğim gibi 50-60 yıldır konuşulan bir problem, farkındalığı inanılmaz artmış. Bunun ötesinde kapasiteler örülmüş ama daha da önemlisi aslında kamu tarafı da ciddi inisiyatifler alarak özel sektör ve sivil toplumla beraber konuyla ilgili inanılmaz bir savunuculuk geliştirmiş durumda. Doğrusu var, yanlışı var. Türkiye'deki kültüre uyan var, uymayan var. Fakat yine Türkiye'de dönüp baktığımız zaman ne yapılmış ya da ne yapılıyor? Maalesef yine birçok konuda eksik ya da bilinmeyen konu gördük. Bu yüzden yine yurt dışındaki örnekleri inceleyerek Türkiye'de olması gereken regülatif düzenlemelerin en doğru şekilde sahadan yansıyarak kamu tarafına aktarılması için bir savunuculuk misyonu kendimize biçtik ve bu üç ana misyonla beraber 3 yıl önce çalışmalara başladık. Bugüne kadar geldiğimiz durumda da aslında oluşturduğumuz sistemde yaklaşık 16 bin ton gıda israfını önleyip insan tüketimine uygun olan 13 bin tonunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırabildik. Bu Türkiye'de yaklaşık 36 şehirde günlük olarak yapılan operasyonlar ve devamlı olarak gelişen işbirlikleriyle mümkün oldu. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları bir tarafta bu ürünleri alıp ihtiyaç sahibine ulaştırırken diğer tarafta kurumsal firmalar dediğimiz aslında market zincirleri, üretici firmalar, distribütör firmalar gibi ellerinde fazla kalan ürünü toprağa gömüp imha etmek yerine bu şekilde değerlendirip devletin de öngördüğü vergi avantajından faydalanmaya çalışıyorlar ve biz de bu konuda dernek olarak Türkiye'de faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bugüne kadar da bu anlamda gerek Avrupa Birliği projesi, gerek kurumsal firmalarla yaptığımız işbirlikleriyle bu bahsettiğim 3 ana başlıkta konuyu etraflıca örmeye çalışıyoruz diye özetleyebilirim Ayşe. Süper, çok teşekkürler Berat. Peki Beylikdüzü Belediyesi ile işbirliği süreci nasıl gelişti, şu an ne aşamadasınız, nasıl bir etki yarattınız? Biraz da bundan bahsedebilir misin? Sonra da Necati Bey'in perspektifini dinlemek istiyoruz. Biz aslında ilk başta Fazla Gıda sosyal girişimini kurduk. Fazla Gıda tarafı da şunu yapıyor. Türkiye'deki gıda israfını önlemek için bir dijital platform yarattı. Dünyada ilk defa uygulanan bir sistem aslında bu. Çünkü 360 derece fazla gıdanın yönetimini sunabilecek çözüm önerileri geliştirdik. Fazla Gıda tarafında 4 temel çözümde gıda israfını başta olmak üzere israfın tamamını önlemeye ve neden olduğu aslında atık kaynaklı karbon salınımını, doğal olarak da iklim eylemini cevap verecek çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bir firmanın çıkardığı fazla gıda dediğimiz şey aslında bazı ürünlere, bazı kısımları yeniden satılabilir. Bunların indirimli şekilde yeniden satımını sağlıyoruz sizin tüketim noktalarında. İkinci madde yine ihtiyaç sahibine bağış noktasında insan tüketimi uygun olan, bağışa uygun olan ürünlerin gıda bankacılığı regülatif düzenlerinde belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak bağışlanmasını Türkiye genelinde sağlıyoruz. Üçüncü ve dördüncü maddede insan tüketimi uygun olmayan hayvan yemi sektöründe değerlendirmek üzere, ham madde olarak değerlendirmek üzere gönderilen ürünler veya yine son madde olan biyogaz tarafında elektrik enerjisine dönüşülmesini sağlayacak işbirliklerini kurduk ve bu anlamda şu an birçok firmayla, bahsettiğim yine işte üretici firmalar, distribütör firmalar ve perakende zincirleri gibi firmalardan çıkan ürünlerin 360 derece değerlendirilmesini sağlıyoruz. Biz burada ilk bağış adımıyla başlamıştık. 3,5 yıl oldu. İlk bir mağaza zincirinden 50 kilogram ürün Ataşehir bölgesinde ayıklandı, kurtarıldı. Artık çöpe atılmadı ve bir aş evinde sıcak yemeğe dönüşüp ihtiyaç sahibine ulaştı. O günden bugüne dediğim gibi 12-13 bin tonlara kadar bu rakamı çıkardık. 34 şehre kadar da Türkiye geneline yaydık. Beylikdüzü Gıda Bankası da bizim ilk çalıştığımız gıda bankalarından bir tanesi.
belediyenin destekleriyle kurulmuş ve aslında diğer Türkiye'nin gıda bankacılığı örneklerinden bir tık daha, hatta belki 5 tık daha ileride diyebileceğimiz bir yapıya sahip. Çünkü yönetilen ekip, yöneten ekip inanılmaz hızlı aksiyonlar alabilen ve gördüğü tüm problemleri hızlı çözüm üretebilen ve hatta bu konuda daha proaktif davranıp önden bu çözümleri, aksiyonları almaya başlayan bir kurum. Bizim açımızdan da o yüzden çok kritik bir örnekti. Çünkü Türkiye'de biz bu işe başladığımız zaman Türkiye genelinde 5-6 tane gıda bankası vardı. Biz İtalya'ya, İngiltere'ye gittiğimizde bu rakamı 8000'lerde görüyoruz. Almanya'da tek bir oluşumun altında 930 şube varken Türkiye'de Beylikdüzü gibi aslında 5-6 tane iyi örnek sayabiliyorduk maalesef. Bu konudaki kapasite geliştirmeye çok muhtaçtı. Şu an Beylikdüzü gibi örneklerin de artıyor olması bizim için de çok büyük mutluluk verici. Bizler de devamlı görüşerek bu rakamı şu an 150'ye kadar çıkardık diyebiliriz. Daha da artmaya devam edecek. Özellikle belediyelerin inisiyatif alarak bu işe girmesiyle beraber. Bizim de tanışıklığımız aslında işte o dönemde biz gıda bankası arıyorduk. Daha fazla ürün verebilmek için, daha fazla ürünü kurtarabilmek için, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için. Beylikdüzü de İstanbul'un en kritik bölgelerinden bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin aslında İSAF haritasına baktığınız zaman İstanbul ve İzmir hattı ön plana çıkıyor ve özellikle bu taraflar bizim için de öncelikli bölgeler. Ama tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına da ürün gönderiyoruz, gönderebiliyoruz. Bu anlamda Beylikdüzü de kapasitesi aslında çok iyi olan gıda bankalarından bir tanesiydi. Bizim için kapasite aslında şu demek. Bir, bu ürünleri toplayabilecek lojistik altyapısı ve personel altyapısı. İki, bu ürünleri aldığında ihtiyaç sahibine sunulabilecek, hale getirebilecek bir depolama kapasitesi. Ve üç, bu ürünleri yine daha fazla ihtiyaç sahibine ulaştırabilmek için çevik bir yapı. Bizik Beylikdüzü Gıda Bankası ile görüştüğümüz zaman bu konuyu detaylıca anlattık ve dedik ki örneğin soğuk hava deposu kurarsanız +4, -18 gibi ürünlerden de faydalanabilirsiniz. Yeter ki bu kapasiteyi örün. 3 gün sonra beni arayıp biz soğuk hava deposunu kurduk, ürünler nerede dediler. Normalde gıda bankalarını bu kadar hızlı aksiyonlu çok fazla göremiyoruz maalesef. O yüzden bu geçtiğimiz 3,5 yıldır destek verdiğimiz bir gıda bankası olarak Beylikdüzü'de sadece bizim sistemimiz üzerinden yıllık 2 milyon liralara yaklaşan ürün değerinde bağışa kavuşabiliyor, alabiliyor, dağıtabiliyor. Bu rakamı da arttırabiliyor olmak en büyük hedef. Çünkü dediğim gibi bu rakamın toteli Türkiye'de çatısı 300 milyar TL. Ve bunun insan tüketimine uygun olan maalesef fazla gıdamız 90 milyar TL'yi aşmış durumda. Bugün her ile, her ilçeye, her mahalleye bir gıda bankası kursak, 5 yıl sonra tüm firmalar bu ürünleri bağış verdiğinde yine bile çok fazla geliyor olacak. Biz de daha fazla alternatif değerlendirme yöntemlerini bu yüzden yönleniyoruz. Çok teşekkürler Berat. Övgüler havada uçuşuyor Necati Bey. Ben de size aslında biraz daha sizin perspektifinizi hem duymak istiyorum süreçle alakalı, bir de zorluklar tarafına da azıcık değinmek istiyorum. Çünkü işbirlikleri geliştirirken tabii ki hem iyi tarafları var hem de geliştirilmesi gereken taraflar var. Bu deneyimleri paylaşmak da çok önemli. O yüzden hem biraz süreçle alakalı yorum yapabilirseniz hem de yaşadığınız bazı zorluklar olduysa bunları da paylaşabilirseniz çok seviniriz. Öncelikle TSGA'ya çok teşekkür ederim. Böyle bir platformda hepimizi buluşturduğu için ve tüm katılımcılara da günaydın demek istiyorum. Ayrıca Berat Bey'e de teşekkür ediyorum. Pek bana bir şey bırakmadı. Gereken tüm açıklamaları Berat Bey yaptı, sağ olsun. Beylikdüzü Gıda Bankası 2015 yılında şu anki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu tarafından El Ele Yaşam Derneği ile birlikte kurulan bir gıda bankası. Biz çok küçük bir ölçekli hem fiziki koşullarda hem sosyal açıdan aile ulaşma konusunda çok küçük bir toplulukla başladığımız gıda bankacılığında şu an yaklaşık 4.000-4.500 aileye kadar ulaşan bir portföyümüz söz konusu. Tabii fazla gıdanın da bize burada katmış olduğu çok büyük artılar var. Özellikle bölgemizde bulunan birçok süpermarket, hipermarket kuruluşları fazla gıda aracılığıyla platform üzerinden günlük takiplerini yaptığımız, yaklaşık şu an ulaşabildiğimiz günlük minimum 500-600 kilo sebze meyve toparlayabiliyoruz. Tabii gönül ister daha fazla toparlayabilir ama Berat Bey de dediği gibi maalesef gıda bankacılığının çok daha geniş bir şekilde yayılması, Berat Bey'in dediği gibi her mahalle olsa bile mükemmel bir platform zinciri ve gıda enflasyonunu önleyecek bir adım olacağını düşünüyorum. Ve biz Beylikdüzü Gıda Bankası olarak maalesef bölgemizdeki ürünleri alma konusunda bir ağımız söz konusu. Tabii gönül ister ki yakın çevrelerimizde işte Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy bu gibi ilçelerimizde de gıda bankası olsa en azından bizim o tarafa yetişemediğimiz ürünleri fazla gıda aracılığıyla
buradaki ilçelerimizin alması çok daha güzel olacaktı. Fazla Gıda'yla birlikte Berat Bey'in dediği gibi çok aksiyon almaya çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. Çünkü hızla aksiyon aldığımız her durumda biz daha fazla ihtiyaç sahipli aileye yetişebileceğiz ve onların ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Ve bunun bilinciyle hareket ediyoruz ve bizim de arkamızda tabii Beylikdüzü Belediyesi'nin bize bir itici güç olarak vermiş olduğu hizmetler, sunmuş olduğu bizim hizmetimizi çok iyi bir şekilde yapmamıza neden oluyor. Ve dediğim gibi şu an yaklaşık 4000 aileye yaklaştığımız durumu daha üst seviyelere taşımak istiyoruz. Tabii bu da bizim araç ve gelişimizin daha fazla ihtiyaç duyduğumuz, personel açısından daha fazla personel ihtiyaç duyduğumuz bir durum söz konusu. Tabii temel amacımız diğer gıda bankalarında çoğalarak daha fazla bizim sadece kendi bölgemizdeki ürünleri alıp vatandaşlara ulaştırmamız bizim için en büyük mutluluk diye düşünüyoruz. Ve teşekkür ediyorum tekrar hem Fazla Gıda'ya katkılarından dolayı hem sizlere katkılarından dolayı çok teşekkürler. Sağ olun Necati Bey. Peki çok kısa bir soru daha soracağım bir sonraki işbirliğimize geçmeden önce. Hem Gıda Kurtarma Derneği hem de Fazla Gıda İşbirliği'nin deneyiminizden sonra burada şimdi panelimizde aslında yerel yönetim kurumlarından da benzer işbirlikleriyle ilgilenen kişiler de var. Onlara nasıl tavsiyeleriniz olur? Şimdi bu işbirliğini geliştirdiniz, oldukça da başarılı ilerliyor. Gelecekte bunu yapmak isteyenlere ne tip önerileriniz olur? Şunu söylemek istiyorum. 2015 yılında Gıda Bankası kurulmadan önce bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahipli ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için bildiğiniz üzere belediyenin bütçesinden alımlar yapılarak, çok büyük bütçeler harcanarak belediyelere bu ağır bir yük olarak görülüyordu. Fakat Gıda Bankacılığı kurduktan sonra tamamıyla tüm sadece Gıda Bankacılığı fiziki koşulların sağlanması konusunda Gıda Bankası'na destek veriyor. Diğer kısımda El Ele Yaşam Derneği, bağışların bulunması, bağışların alınması, Berat Bey'in bahsettiği gibi yıllık 2 milyona varan bir ürün toplamamız bizim gerçekten belediye üzerindeki birçok, belediyeler üzerindeki birçok yükü de aldığını düşünüyoruz. Ve bundan dolayı derneklerle yapılan protokollerden dolayı belediyelerin üzerindeki yük alınıyor ve tamamıyla tüketime uygun olan fakat ambalajı, basım hatası vesaire ambalajı bozulmamış ürünlerin Gıda Bankası'nda kullanılması çok daha faydalı oluyor. Ve belediyelerin muhakkak gıda bankacılığı yapması gerekiyor ki, çok yaşayın, sağlıklı yaşayın bugünlerde. Belediyelerin bu gıda bankacılığını kurduktan sonra üzerindeki hem maddi yük kalkmış oluyor hem de insanların daha özgür bir şekilde ve siyasi bir yönlendirme yapılmadan gıda bankacılığında insanların kendilerini daha iyi hissettikleri, örneğin buraya gelen ürünleri bir markete giriyormuş gibi gelip marketten alışverişlerini yapıyorlar ve çıkarken hiçbir şekilde poşetlerin üzerine bir belediye logosu dahi olmadan evlerine giderken sanki bir marketten alışveriş yapmışlarla o şekilde evlerine geri dönüyor hissi veriyor ve bu insanların üzerindeki sosyolojik olarak gelişimleri, değişimleri çok net bir şekilde gözlemleniyor. Ve gıda bankacılığını biz hem Bıraklar'la gıda bankacılığı yapıyoruz hem de bir yandan da El Ele Yaşam Derneği'nin insanlara gıda bankacılığı bizim gözümüze bir balık tutmak olarak gözüküyor. Bizim diğer yan platformumuz, atölyelerimiz var. Kadınları istihdama katmak açısından örneğin aracı birçok şu an aracılık yapan insanları biz devreden çıkartarak örneğin bir kalemin dışarıda yapılmasında aracıların 10 kuruşluk kalemi yapılıyorsa 5 kuruşunu aracılarını alıp 5 kuruşunu kadınlara veriliyorsa biz bunu ortadan kaldırıyoruz. Kadınlara 10 kuruşun 9 kuruşun yapmasını için veriyoruz. 1 kuruşunu da SGK istedikleri takdirde SGK'ya. Yani demek istediğim gıda bankacılığının yan kuruluşlarla beraber çoğaltılarak hem kadınların istihdamı sağlanıyor hem de topluma kadınların kazandırılmış olması veya mutfak mazbatlarının kendi ihtiyaçlarını kendini karşılaması konusunda desteklerini sağlamış oluyoruz.
Çok teşekkürler Necati Bey, çok teşekkürler Berat. Şimdi bir diğer işbirliğimize geçiyoruz. Aysel Hanım'a ilk olarak ben sözü vermek istiyorum. Aysel Hanım, bize biraz Moringa'dan bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu, şu an ne gibi aktiviteler yapmakta? Merhabalar, hepiniz sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Aysel Eskici ben. Moringa Antep Kadın Kooperatifi'nin hem kurucu başkanıyım hem proje koordinatörüyüm. Aslında bizim kooperatif bir proje sonrası ortaya çıkan ve ciddi anlamda ayakları yere sağlam basan doğru bir kooperatif modeli. Şimdi Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 2017 yılında Tarım Bakanlığı'nın sunmuş olduğu Mucize Bitki Moringa'nın kadın çiftçilerle Türkiye tarımına ve sanayisine kazandırılması projesinin uygulanması sonucu ortaya çıktı. Moringa bitkisi çok önemli bir bitki. Özellikle pandemi döneminde biz bunu çok net görebildik. Bağışıklık sistemini ciddi anlamda güçlendiren bir bitki. Burada bitkiyle alakalı bilgi almak isteyen kim olursa olsun Tarım İl Müdürlüğü'nden bizlere ulaşmasını sağlayabiliriz. O konuya çok fazla girmeyeceğim çünkü buradaki konumuz aslında bir sosyal girişimcilik konusu. Şimdi biz Moringa projesinde 100 kadın çiftçiyi eğitime aldık. Bu 100 kadın çiftçiden 20 kadın çiftçiyle, yani 100 kadın çiftçiyle bizzat eğitim faaliyetlerimiz devam ettikten sonra 20 kadın çiftçiyle üretim faaliyetlerimize devam ettik. Bu üretim faaliyetlerinden sonra 8 kadın çiftçiyle kooperatif kurmaya karar verdik. Tabii bunlar çok hızlı söylemler ancak çok hızlı süreçler değil. Bu sürece gelebilmek için bizim bir yıllık bir zaman zarfına ihtiyacımız vardı. Ve bir yıl boyunca sürekli aktif olarak araziydik, çiftçilerimizin yanındaydık. Burada bizim şöyle bir avantajımız oldu. Proje ortaklarımız vardı. Nurdağ Meslek Yüksekokulu ve Nurdağ Belediyesi, Nurdağ Ziraat Odası. Biz yerel işbirliklerine de aynı zamanda çok önem veren bir kurumuz. Çünkü birbirine güç katmanın doğru olduğunu, işbirliklerinin aslında güç birliği olduğuna inanan bir sistemle yola çıktık. Dolayısıyla çiftçilerimizin parçalı arazilerinden ziyade Nurdağ Meslek Yüksekokulu'nda bütünsel bir arazide bu üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ve 100 kadın çiftçimiz teorik eğitimleri aldığı zaman yine hep aynı ortamda birbirine aslında aynı köylerde, aynı ilçede yaşayan insanlar olmasına rağmen, aynı kültürü taşımasına rağmen bir araya gelindiği zaman farklı düşüncelere sahip olabildiklerini çok net gördük ve bu aslında evlilikten önceki nişanlılık süreci gibi algılayabilirsiniz. Ben hep bu şekilde tabir ediyorum bu süreci. Birbirlerini tanıdılar. Aynı arazide üretim faaliyetlerini sürdürdüler. 100 kişiden 20 kişiye düşmemizin sebebi şu. Kiminin işte evde farklı problemleri oldu. İşte evdeki sorumlulukları arttı. Kiminin sağlık problemleri, arazide çalışamayacak durumda. Kimi evlendi gitti, kimi doğum yaptı. Kadınların bu tarz şeyleri de çıkıyor. Derken 20 kadın çiftçiden aslında ilk etapta biz yaklaşık 10 kadın çiftçiye düştük kooperatif kurmak isteyen kadınlar olarak. Bu kadınlardan da 2 tanesi aslında grubun arasındaki dinamiği bozan kadınlardı. Dolayısıyla hani bu birbirini tanıma süreci bu anlamda çok etkili oldu. O 2 kişi de zaten kendileri sistemin içine hem girmek istemediler, aslında çok çekimsel kaldılar ama diğerleri tarafından da çok sıcak karşılanmayınca, çünkü bu grubun ambiyansını da bozmamanız gerekiyor. Ortak çıkar söz konusu ama birinden bir lafı alıp bir başkasına götürdüğü zaman o ambiyans ister istemez bozuluyor. Derken bu kooperatif fikri oluştu. Aslında kooperatif fikrimizi tetikleyen şöyle de bir durum oldu. Biz Moringa konusunda Hindistan ve Sri Lanka'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Kurum olarak ve bakanlık olarak. Hindistan'a gittiğimizde de yanımıza 3 çiftçi kadınımızı götürdük. Çünkü farklı kültürleri görmesi, artı yetiştirdiği bitkinin ana vatanında nasıl yetiştiğini, nasıl kurumsallaştığını görmesi bir çiftçi açısından çok önemli. Biz oraya gittiğimizde tabii Hindistan'ın yerel koşullarını biliyorsunuz. Tarımsal üretimi ne kadar çok olursa olsun fiziksel koşulları bizim ülkemizin çok gerisinde. Orada çiftçilerimizin gözlemleme şansı oldu ve şunu söylediler. Hocam dediler, yani bunlar bu evlerde yaşıyorsa bizim köy evlerimiz bize göre villa. Onların üretim şeyleri, işletme binaları bu şekildeyse bizim Moringa evi diye tabir ettiğimiz aynı zamanda ürün işleme projenin bir başka ayağı ürün işleme binamız var.
O zaman bizim o ürün işleme evimiz, Moringa evimiz bir fabrika. Biz bu şekilde bakıyoruz. Ben de dedim ki o zaman yağ var, un var. Ne yapmamız lazım? Helva yapmamız lazım. Ama bakın onlar pazarlamada çok iyi, kurumsallaşmada çok iyi. Hadi gelin kooperatif kuralım. Biz tek başımıza yapamayız, bizim elimizden tutarsanız diye. Derken biz tabii Ticaret Bakanlığı'yla görüştük ve projenin içerisine biz teknik elemanlar, proje ortaklarımızdan olan üniversiteden akademisyenler ve çiftçi kadınlardan oluşan bir grupla Moringa Antep Kadın Kooperatifini kurmuş olduk. Çünkü bizim saha tecrübemiz şunu gösteriyordu. Türkiye'de özellikle tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin yaklaşık %90'ı, %95'i başarısız kooperatif örnekleri. Çünkü profesyonel bir yönetim anlayışı yoktu. Dolayısıyla bizler kollarımızı sıvayıp bu işe gönüllü olarak hala da devam ediyoruz. Ben kurucu başkanlığını ilk yıl yaptım. Ama o arada kurucu başkanlığını yapmamın sebebi şuydu. Doğru bir kooperatif nasıl yönetilir? Nasıl işletilir? Ekibi nasıl arkandan sürüklersin? Bu arada çiftçilerimize öğretmeye başladım. İşte biz aslında ilk birinci yıllık zaman zarfında benden sonra başkan olabilecek çiftçiyi belirlemiştik kendi aramızda. Yaptığım, ben yapmış olduğum bütün bağlantılarda hep o çiftçiyi yanıma alarak bak önümüzdeki sene sen başkan olacaksın. Kapıyı şu şekilde çalman lazım. İşte protokolle şu şekilde konuşman lazım. Kendi köyünde kendini şu şekilde ifade etmen lazım diye hep aslında yine bir eğitim süreci derken bir sonraki sene zaten kurucu başkanlıktan ve ortaklıktan ayrılıp ben gönüllü danışmanlık yapmaya başladım. Çiftçilerimiz biraz daha bağımsız hareket edebilsin diye ve başkanlığı çiftçimize devrettim. Şu anda çok da güzel çatır çatır konuşuyorlar, kendilerini ifade edebiliyorlar. O yüzden Moringa Antep çok güzel, mucize. Hem kooperatif hem bitki, ne bileyim, herkesi bekliyorum ben Antep'e. Ne kadar güzel gelişme ya. Gerçekten süper bir sistem de kurmuşsunuz. Peki bu gelişim sürecinde anladığım kadarıyla Nurdağ Belediyesi ile geliştiren işbirliği de kapasitenizin arttırılması konusunda ciddi bir destek olmuş. Biraz bu işbirliğinden bahsedebilir misiniz? Size neler kazandırdı? Evet, dediğim gibi biz kesinlikle tek başımıza aslında güç olmadığımızı, herkesin işbirliği, güç birliği yaparak ortaya bir değer çıkarabileceğimizi düşündüğümüz bir sistemle yola çıktık. Dolayısıyla burada Nurdağ Belediyesi, Nurdağ Belediye Başkanımızın aslında yaklaşımı çok önemli. Kendisi de sosyal kalkınmaya destek veren ve aslında kadın istihdamının da yine sosyal kalkınmayla ortaya çıkabileceğini düşünen bir bakış açısına sahip, vizyoner bir başkanımız var. Bu anlamda açıkçası çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Burada şöyle bir durum da var. Biz kendimizi doğru ifade edebildik. Bu çok önemli. Nurdağ'ın adının Moringa'yla anılmasına vesile olduk. Aslında Nurdağ'da yoğun olarak biber yetiştiriliyor. Ama şu anda Google'a girip Moringa, Moringa Antep diye yazdığınızda karşınıza Nurdağ ile ilgili birçok haber de çıkacaktır. Bu aslında çarpan etki olarak çok önemli. İşbirliklerinde özellikle Nurdağ Belediyesi'nin yer tahsisi anlamında bize çok ciddi katkısı oluyor. Yine aynı zamanda Moringa'nın tanıtımı anlamında çok ciddi katkıları oluyor. Biz bu işbirliğine başladık ve bu işbirliği giderek büyümeye başladı. Burada çok güzel bir sosyal etkiden de söz edebiliriz. Aslında Moringa Antep Kooperatif şu anda 16 kişiyle şu aktif olarak yürüse de ben bunun 1000 kişi, 2000 kişi, 3000 kişi olarak yürüdüğünün de farkındayım. Çünkü artık haberdar olunmaya başlandı. Dediğim gibi belediyenin burada yer sağlaması, artı gerekli tadilatların tadilatları yapması. Biz ne zaman belediye başkanımızın kapısını çalsak sağ olsun hiçbir şekilde geri çevirmiyor. Tamam Aysel Hanım, tamam Sevgi Hanım, hemen şunu yapalım. Hatta yer tahsisinde işte başkanım şurayı biz işte uygulama atölyesine dönüştürsek nasıl olur? Biz farklı bakarız mesela. Kendisi de der ki Aysel Hanım aslında hani bu ortam sizin için çok daha iyi. Bu ortamda kadınlarımıza kısmen zarar gelebilir. Bu ortam onların gelişimi açısından daha iyi. Çünkü ilçeyi bizden çok daha iyi tanıyor.
Öyle olunca istişareyle aslında çok da güzel şeyler gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar güzel aslında. Anladığım kadarıyla Nurdağ Belediyesi ve Ökkeş Bey Başkanlığı'nda İnan Bey'in örnek olarak biraz önce gösterdiği başkan tipi. Evet. Bu noktada Ökkeş Bey'e ben sözü vermek istiyorum. Moringa Antep veya benzeri sosyal inisiyatifler ile çalışmak belediyenizin kalkınması için nasıl faydaları olduğunu düşünüyorsunuz? Şu an sesiniz kapalı. Biz de açabiliriz şu an. Ben açmayı deniyorum bir yandan ama. Evet, ses. Evet, şu an geliyor. Tüm katılımcı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Az önce Aysel Hanım'ın da anlattığı gibi gerçekten sosyal oluşumları, sosyal girişimcileri desteklemeyi her zaman şiar edilmiş bir belediyeyiz. Göreve geldiğimiz günden beri Celi ilçeyi de iyi tanıdığımız için, sorumlu işlerini de bildiğimiz için, daha önce kurulmuş olan Moringa Antep Kooperatif, Kadın Kooperatifi'nin çalışmalarını daha da büyütmesi için belediye olarak gereken her türlü desteği verdik. Çünkü bu gerçekten hem için hem bölgemiz için bir kalkınma modeli, Bu Moringa Gaziantep Kooperatifi'nin, Kadın Kooperatifi'nin ilçede oluşmasıyla, bu üretimin içerisinde olmasıyla beraber çevre ilçelerden, Gaziantep'in değişik yerlerinden örnek alarak bu tür sosyal girişim kooperatifleri kurulmaya başladı. Biz tabii Moringa Gaziantep'in yanında yine ilçemizde bulunan Nurdağ ve yardımlaşma yerlerinde yararlanıcı olarak, kursiyer olarak başlayıp ama ilin yöresi ürünlerinin sanatlarının yapılmasında çalışılıyor. Özellikle o ürünlerin pazarlanması materyal o değerli desteği. Ökkeş Bey, sesiniz biraz kesiliyor. Arzu ederseniz kameranızı kapayabilirsiniz. Hızı biraz daha arttırıyor genelde o. Kapatalım şimdi. Ses gelmiyor mu Ayşe Hanım? Biraz kesilerek geliyordu da sizi tam net duyabilmek için genelde kamera kapandığı zaman hızlanıyor. Şimdi kapandı. Devam edebilirsiniz. Buyurun. Tabii amacımız Moringa Antep gibi diğer sosyal oluşumların hem onları desteklemek hem bu tür sosyal girişimcilik oluşumlarının oluşmasına katkıda sağlamak. Yine ilçemizde bulunan işte Nurdağ Yardımlaşma ve Kültür Derneği gibi sosyal oluşumlara her türlü desteği vermekteyiz. Onlarla işbirliği halinde ürünlerinin pazarlanmasında, materyal temininde her türlü desteği vermekteyiz. Yine ilçemizde özellikle kırmızı biber içerisinde yer olan kadın çiftçilerimize de belediye olarak her türlü hem teknik hem pazarlamada hem bu desteği vermekteyiz. Ben şuna inanıyorum ki yerel kalkınma bu tür modellerle başlıyor, bu çalışmalarla başlıyor. Bu tür kalkınmalara destek vermek, o yörede bu oluşumların sağladığı fayda ve katkıyla beraber aynı zamanda da zaten belediye de kalkınmış oluyor. Sadece biz belediyeyi ilçemizin kalkınmasında bir araç olarak gördüğümüz için bu tür sosyal oluşumların kalkınmasını, belediyenin de kalkınması olarak gördüğümüz için bunu bir bütün olarak görüyoruz.
Anlıyorum. Çok teşekkürler. Peki önümüzdeki dönemlerde Moringa Antep'e benzer kurumlarla işbirliklerini artırmayı planlıyor musunuz? Gelecek projenizle alakalı bize biraz bilgi verebilirseniz çok seviniriz. Tabii ki önümüzdeki dönemde de bu tür sosyal oluşumları destekliyoruz. En son İpek Yolu Kalkınma Ajansı'na hazırlamış olduğumuz Nur Dağı'nın kırmızı biberine değer katan kadınlar projemiz onaylandı. Bu projemizde 75 tane kadın, 5 tane erkeğin üretiminden işletmenin son aşamasına kadar yararlanıcı olarak görev alacaklar. Bu tabii aynı zamanda bu tür projemizi markalaşma, bunun içerisinde eğitim, ürünlerin pazarlanması gibi konular da hep bir bütün olarak işlenecek. Burada 75 tane kadını özellikle istihdam edilmesi projenin başlangıcından sonuna kadar işlendi. Burada kırmızı pul biber ve salça üretimi yapılacak bu proje kapsamında. İlçede bir model oluşturacağız. Aynı zamanda bu tür oluşumlar, bu tür kurulacak tesisler ve yararlanıcılarıyla birlikte arzımızda da hijyenik, doğru zamanlarda, doğru şekilde üretilen ürünleri tüketicilere sunmak. Biz tabii ki bunun yanında yine çalışma yaptığımız birçok bu tür sosyal oluşumları da destekleyip veya kurulmasına da destek vererek ilçenin kalkınmasında ve sosyal fayda ve sosyal destek anlamında her türlü katkıyı sağlayacağız. Çok teşekkürler. Son bir sorum olacak. Şimdi aslında yaptıklarınız birçok belediyeye göre oldukça yenilikçi adımlar. Hem sosyal girişimlerin kalkınmasında hem de yerelin kalkınmasında çok değerli. Bu noktada benzer adımlar atmak isteyen belediyelere nasıl tavsiyeleriniz olur? Nasıl bir yaklaşım sergilemeliler? Yani belediyelerin hizmetleri, kanunla verilen hizmetlerini yanında işte son belediye kanundaki son 15 yıl önce yapılan değişiklikler belediyeler üretimde, eğitimde sosyal girişimlerin içerisinde yer almakta. Tabii ki biz sadece belediyeciliği kaldırım yapan, yol yapan, park yapan olarak görmüyoruz. Belediyecilikte gerçekten biz son ufukla beraber bu tür sosyal oluşumların desteklenmesi, bu tür oluşumlara destek verilmesi ilçedeki hem sosyal faydayı hem ekonomik faydayı da beraber getirmektedir. Ben bu konuda da görüştüğümüz birçok belediye başkanı arkadaşlar da özellikle bu tür sosyal girişimlere çok destek vermesi konusunda zaman zaman çok istihbaratlarımız oluyor. Tabii bunun yanında sosyal girişimcilere de şu tavsiyede bulunabilirim. Korkmasınlar. Yani bu tür çevreyi, doğayı, insana faydayı şiar edinen projeleri oluştursunlar. Yetkilileri, belediyelerin kapısını çalsınlar. Bu konuda kararlılık, çalışmadaki azim sonuçta mutlaka emekleri boşa çıkartıyor. Bir şekilde işte Aysel Hanım'ın da söylediği gibi geldiler yanımıza, kendilerini doğru şekilde ifade ettiler. Biz de bu ilçe için bu projelerin desteklenmesinin, bu oluşumların desteklenmesinin faydalı olduğunu gördük. Ve biz de sonuna kadar destek vereceğimizi söyledik. Yani gerçekten hedefimiz her zaman şey, bu tür sosyal girişimcilikle beraber yörenin, yerelin kalkınmasının doğru olduğuna inanıyorum ben. Çok teşekkürler. Şimdi benzer bir sorunun öbür açıdan Berat ve Aysel Hanım'a sormak istiyorum ben. Yerel yönetimlerle işbirlikleri geliştirmek isteyen sosyal girişimlere ne tip tavsiyeleriniz olur? Burada tabii ki belli adımlar atmaları lazım. Ökkeş Bey de, Necati Bey de öneriler yaptılar ama sizin perspektifinizi de duymak isteriz. Aysel Hanım buyurun isterseniz. Bu arada yaklaşık 3,5 dakikamız kaldı. Evet. O yüzden zamanımız limitli. Hemen kapanmadan
ikinize de sözü vermek isterim. Evet, kesinlikle kendinizi çok doğru ifade edeceksiniz. Çekinmeyeceksiniz çünkü siz doğru bir iş yapıyorsunuz aslında. Bu noktada bakmak gerekiyor. Şimdi Moringa Antep Kadın Kooperatifi olarak yine Tarım İl Müdürlüğü'nün desteklediği ve GAD İdaresi'nden desteklenen bir Moringalı Makarna projemiz kabul edildi. Bunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Türkiye'nin ilk Moringalı Makarnasını ve Moringa'yı Antep mutfağına kazandıracak Moringastronomi Mutfağı. Bu da yeni bir tabir. Böyle bir mutfak gerçekleştireceğiz. Yine İpek Yolu Kalkınma Ajansı'ndan bir destek aldık. Burada da kendi sağlama çaylarımızı kendimiz yapacağız. Dediğim gibi burada en sihirli cümle kendinizi çok net ifade edebilmek, gerçekten ilçe kalkınmasına katkı sağladığınızı, kadınların gelişimine katkı sağladığınızı herkese bildirmek bence en doğru yöntem. Tabii burada karşınıza alabileceğiniz birçok kişi var. Sizin gelişmenizi istemeyen erkekler, gelişmenizi istemeyen yine önder kadınlar olabilir. Tabii bu zorluklara göğüs gereceksiniz. Ama emin olun bu zorluklar sonucunda kazanan siz olacaksınız. Bazen içten içe ağlasanız da kazanan siz olacaksınız yani. Ben de hızlıca sözü alayım. Teşekkürler Ersel Hanım. Yani biz de bir sosyal girişim olarak belediyelerle iletişimde gördüğümüz en önemli faktör aslında sağladığınız ya da sağlayabileceğiniz faydayı sosyal, çevresel, finansal neyse konunuz bu konuda metriklerle anlatabiliyor olmak, daha net ifade edebiliyor olmak oldukça önemli. Bu karşılıklı olarak sağlanacak iletişimde en güçlü bağ olacak diye düşünüyorum. Belediyeler tarafında ise aslında belediyelerde birçok birim var, birçok sorumluluk var, halihazırda yürüyen birçok düzen var. Belediyeler tarafında da aslında her konuyla ilgili içeride bir şampiyon olması ya da bir konunun ajandasını yürütecek bir kişi ya da elini gerçekten kirletecek bir kişinin olması pozisyondan bağımsız. Bu süreci en hızlandıran faktör olduğunu da çok net gördük. O yüzden ben bu gıda bankacılığı konusunda örneğin Türkiye'de 1000'in üzerine belki görüşme yaptım. Ama şu an maalesef dediğim gibi Türkiye'de 150'ye yaklaşan bir gıda bankacılığından bahsediyoruz. Daha inisiyatif alabilen belediyeler bu konuda çok daha hızlı ilerleyip diğerlerine göre çok net bir şekilde çok daha fazla fayda sağlandığını da birlikte görmüş olduk. Vallahi sürenin de içinde kaldık. Cevaplanmamış sorumuz da yok chatte. Çok teşekkür ederim tüm panelistlerimize. Benim için çok keyifli ve aydınlatıcı bir panel oldu. Teşekkür ediyorum yeniden. 52 saniye sonra siz hiçbir şey yapmadan ana odaya geri dönüş yapacağız. Keyifli dinlemeler diliyorum. Bugünün devamında da size. Çok teşekkürler. Ben bu arada bir fırsat görüp son 30 saniye şunu söyleyeyim. Aynen 30 saniyemiz var. Yakın zamanda bir yerel kalkınma rehberi hazırladık. Aslında birçok girişim, sosyal girişimci de kullanabilir. Türk girişimcilik ve iş dünyası için hazırladık. Arbi Dayanışım Akademisi'nin web sitesine ulaşabilirsiniz. Gerekçelendirme, mevzuat, background, etki analizi gibi bir takım araçlardan bahsettik. Kalkınmaya dönük neler yapılabilir diye. Sanırım Türkçedeki ilk kaynaklardan biri oldu. Vakti olan değerlendirebilir. Teşekkürler. Tam zamanında. Çok teşekkürler paylaşım için. Görüşmek üzere.